başımdan hiç uğraşamam ben seninle Can ya. Aa yok artık ya. Bu kaçıncı evlilik, bu kaçıncı düğün? Ben artık tamamen bıktım sizden, tamamen. Ben siz evlenin, bu kez katılamayacağım, kusura bakma. Yok artık. Koskoca handan biz evleneceğiz, düğünümüze gelmeyecek, öyle mi? Olmaz öyle şey, mümkün değil yani. Sen niye bana yalakalık yapıyorsun acaba? Ne çıkacak bunun altından? Hiç. Siz daha hiçbir iş yapmadınız değil mi? Ortada organizasyon falan yok. Ve sen yine benim senin düğününü organize etmemi istiyorsun değil mi? Yani abartmasak. Ayol siz bıkmadınız evlenmekten. Ben bıktım giyinip kuşanıp süslenip senin düğününe gelmekten ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yok yok ben artık uğraşamayacağım. Veririm bir organizatöre. Ne yapıyorsa yapar. Ya Handan tamam kime veriyorsan ver ne yapayım. Ama şu işi hallet tamam. Ya, süper olur yani. Hadi ben kaçtım. Nereye kaçılıyor acaba? Hı? Nereye gidiyorsun? Handan evleniyorum nikahım var ya gün alacağım. Tamam. Bay bay. Can. Hatırlarsanız burası bir ajans ve bizim de burada işlerimiz var. İşler ne olacak acaba? Handan bak şu nikah, evlenme işi bir bitsin. Tamam. Ben bütün işleri halledeceğim. Sen merak etme onlar bende ya. Halledeceğim yani. Tamam. Kaçıncı söz, bu kaçıncı yemin, bu kaçıncı düğün acaba? Neredeydi bu organizatör kadının şeysi? Dur ben bunu... Ne? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Can Tekin? He? Maalesef. Ne demek dört nikah ya? Biz o kadar insanı neremize takacağız burada? Handan şuralara işte bahçeye bir yerlere serpiştiririz olur biter. Bana bak. Alırım şimdi seni ayağımın altına. Hiçbir derdin kalmaz Can Tekin. Anladın mı? Dört nikah ne demek ya? Ha? Saydın mı hiç? Dört nikah, dört gelin, dört damat demek bunun yanında. Bunların anaları, babaları, danaları. Efendim damatlara dönüyorsun. Onların yedi sülalesi, kankaları. Burası var ya insan seli olur insan seli. Böyle dolar dolar taşar. Yok yok biz bunu kaldıramayız. Biz bunu kaldıramayız Can Tekin. Hiç kusura bakma. Olacak gibi değil yani. Handan, Handan ya. Handan bir nefes al yeter. Aa, tamam haklısın. Nikah dört olabilir ama memur bir. Yani memur bir. Sorun yok yani. Arkasından bir pasta, iki alkış. Tamam bitti gitti işte. Niye dert ediyorsun ki? Çürüdüm mü? Niye? Gerçekten. Seninle çürüdüm ben. Hissediyorum. Şu genç yaşımda böyle erkenden buruşmuş, kırışmış, saçlarına aklar düşmüş. Böyle depresif bir kadın oldum çıktın ya. Hiç farkında mısın? Senin peşinde koşmaktan hayatı ıskalıyorum belki de ben Can. Hiç düşündün mü bunu? Yani belki. Dalga geçme gebertirim. Ha işte organizatör de geldi. Şimdi ben bunları kadına söyleyecek. Hadi şak diye düşüp bayılacak görecek. Ya ben de... Ben yapar ben sen kal. Ben kadını bir alıştırayım da önce. Buyurun kime bakmıştınız? Can Tekin'in evi değil miydi? Evet burası. Düğün organizasyonu için gelmiştim ben. Aa vallahi mı? Ayşen Hanım'a ne oldu? Biz onu bekliyorduk aslında. Ayşen Hanım bıraktı bu işleri. Düğün organizasyonlarına artık ben bakıyorum. Yapma ya. Ya kapıda kaldınız siz. Kapıda ben sizi içeri alayım. Buyurun. Buyurun çok memnun oldum. Buyurun. Ya işte biz sizi bir nikah diye çağırdık ama dört nikah çıktı artık. Kusurumuza bakmazsınız. Önemli değil efendim. İkram sayılarını arttırırız. Birkaç tane daha ekleriz. Hallederiz yani. Siz merak etmeyin. Gördün mü bak nasıl da iş bitirici. Bakın ben ne diyorum. Şöyle benimle biraz gelir misin? Gelin buyurun. Şöyle anlatayım ben şimdi size. Diyorum ki şuradan şöyle merdivenlerin üzerinden beyaz bir gelin yolu gelse. Efendim önüne tam böyle tüllerle bir tak yapsak nikahımız tam orada kıyılsa. Sonra şuraya bir pist olsa mesela. Canlı müzik, müzisyenler falan çok romantik olur bence. Şöyle de upuzun bir masa. Tabii ikramlar davetlilerimiz için. Sonra etrafta standlar. Üzerinde papatyalar. Bana çok sıcak geliyor da papatyalar. Sonra beyaz balonlar. Havuzun üzerinde renkli renkli çiçekler. Tabii ki en önemlisi davetlilerimiz. Bence çok iyi sizce. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.